Merhabalar. Bu hafta bilim okuryazarlığı konusunu konuşacağız ve özellikle bizi alakadar eden, yani hepimizin bilim konusunda bir şeyleri okumaya, anlamaya ihtiyacı oluyor. Bilim insanı olmasak bile hayatımızı ilgilendiren bazı konularla ilgili bir takım mevzuları anlamaya çalışıyoruz. Ve burada da çeşitli sorunlar ortaya çıkıyor. Şimdi bilim okuryazarlığını konuşmak için, nasıl bilim okunuru konuşmak için Profesör Doktor Ata Özdemirci hocamızla birlikteyiz. Ata hocamızı tanımayanlar varsa Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde akademisyen ve kendisi zaten tam da bu konularla ilgili uygarlık tarihi ile ilgili bir dersi var ve bunun içerisinde de daha taze galiba değil mi? Hatta bu şey Tabii dersi, bilim tabii. okuryazarlığı dersi de taze vermiş. Hemen hocamızı tuttuk, dedik bize de anlat hocam bu konuları diye sağ olsun. Ata Hoca da biraz zor koşullarda olmasına rağmen zaman ayırdı. Ata Hoca da arkadaşım, STETO'da da ortağım zaten. Hocamız soruyoruz kendisine bir şeyleri anlamak için. Ama arkadaşım, o yüzden Ata diye hitap ediyorum genellikle. Bilginiz olsun. Evet, hoş geldin tekrar. Hocam şeyle başlayalım istersen. Bu bazen böyle şey gibi oluyor ya, kutsal metinlerde hani siz anlamazsınız. Hani birisini anlayıp yorumlaması lazım. Daki gibi bilim literatürü de bazen sanki öyle oluyor gibi hissettiriyor bana. Sen ne diyorsun bu konularla ilgili? Yani bir kere alandaki insanların, yani bir doktorun tıp literatürünü okumayı bilmesi zaten lazım. Orada da zorlanmalar olabiliyor bazen. Ama onun dışında herhangi birinin kendi sağlığı ya da bedeniyle ilgili merak ettiği bir şeyle ilgili de tıp literatürü okumak durumunda kaldı. Özellikle bu son salgın döneminde böyle durumlar da sıklıkla oluyor. Senin yaklaşımın nedir? Bu akademik okuryazarlık nasıl olmalı? Nelere dikkat etmeli? Böyle bir oradan başlayabilir miyiz? Öncelikle biz biraz şöyle büyüdük aslında. En iyi kaynak kitaptır. Kitap okumak lazım. Kitaplar hatta kutsal bilgiyi de içeren bir şeydir. 1800'lerdeki ansiklopedi, işte Diderot'un ansiklopedi projesini falan bilirsin. Öyle bir kitaplar topluluğu yazayım ki her konudan her şeyi içersin ve herkes her yerde ulaşabildiği her yerde her bilgiye sahip olabilirsin. Biz kitaplardan her şeyi öğrenmeyi öğrenen bir nesildik. Ama tıp eğitimini yaklaşık olarak örneğin 20 sene 30 sene önce bitirmiş olan bir doktorun kocaman kocaman kalın kalın kitaplar okuyup sınavına girip 20 senedir inanılmaz bir yoğunlukla çalışması ve bir algoritma gibi kendi kendini tekrar etmesi riski var. Bu risk hepimizin mesleğinde var. Ben doktorayı bitirdikten sonra hiç kitap okumamış olsaydım ya da hiç yeni makale okumamış olsaydım bilgilerim işte bilmem kaç sene önce de sabit bir şekilde kalırdı. Hatta sabit bile kalmazdı. Yavaş yavaş azalırdı çünkü unutuyorsun. Bilimsel okuryazarlıkta hem bu dersleri anlatmaya çalışırken hem öğrenmeye hem öğretmeye çalışırken en net fark ettiğimiz şey şu oldu. Kitaplar canlı varlıklar değiller ve güncel değişimleri yakalayamıyorlar. Bir konuyu kitaptan öğrendiğiniz zaman ABC'sini öğreniyorsunuz, genel yaklaşımları öğreniyorsunuz, işte farklı bakış açılarını öğreniyorsunuz. Ama hangi deneylerle hangi sonuçlara ulaşılmış, kaç deney yapılmış, kaçı bu sonuca ulaşmış, kaçı öbür sonuca ulaşmış bunları öğrenemiyorsunuz. Bunun en eğlenceli örneklerinden bir tanesi sosyal psikoloji, senin en hakim olduğun alan. Burada çok ünlü, alanın çok ünlü deneyleri var. Bütün sosyal psikoloji kitaplarında yazan deneyler var. Bu deneylerle ilgili yakın zamanlarda şey çalışmaları başlattılar. Tekrarlanabilirlik çalışmaları başlattılar. Ve bütün o ders kitaplarında yazan deneyleri tekrar etme projesi yapıldı bütün ülkelerde. Ve raporlar akmaya başladı. İnanılmaz sonuçlar geldi. Ders kitaplarında bize onlarca yıldır öğretilen pek çok deneyin tekrar edilebilirlik problemi var. Yani yakalayamıyoruz aynı sonuçları. Burada iki ihtimal var. Ya çok büyük bir sahtekarlıkla karşı karşıyayız ki bu deneylerin bazılarında gerçekten bu ihtimal var. Mesela bizim alanın deneylerinden bir tanesi Hawthorne araştırmaları. Hawthorne araştırmalarında çok büyük sahtekarlıklar yapılmış. Sonradan ortaya çıkıyor.
Ve yayın yapılırken sabunlamalar yapılmış, rakamlarla oynanmış. İstediği sonucu tutturabilmek ve istediği sonuçtan yayın yapabilmek için. Ve işin enteresanı, bir şey, bir konu doğru bir üniversiteden yayınlandığında, iyi bir sosyal sermayeyle sunulduğunda bütün dünyaya da buradan yayılıyor ve aksi sorgulanmamaya bile başlanıyor. Bu sosyal psikolojide böyleyse tıpta Allah bilir nasıldır diyerek pek çok tıpçının da bu konularda çok derinlemesine çalışmaları var. Şimdi önce şuradan girmek lazım. Hocam bir ara soru sorayım mı? Şimdi hani akademisyen olmayanlar için mesela çalışma sonucunun istediği gibi çıkması neden? Evet. Ne sonucu istiyor ki bu? Yani çalıştım, onu buldum, bunu buldum diyecek ya normalde ama evet, olması gereken bu. Hawthorne örneğinden anlatayım. Hawthorne örneğinde şeyi beklemişler. İnsanların yardımlaşmasının ya da insanlara güzel davranılmasının, düzgün oturtulmasının, iyi sonuç çıkartılmasını ve verimliği arttırmasını beklemişler. Ve bunun da böyle çıkmasını istemişler. Yani bir hipotezleri var. Ya evet. Şöyle olsa böyle olur. Böyle bir değişken eklesem şu sonuca evet. varırım diye bir hipotez var. O hipotezi o çalışmanın sonucunda çıkmıyorsa bazen rakamlarla falan oynayarak evet. bak öyle tahmin ediyordum ve böyle çıktı, hipotezi doğruladım demeye ihtiyaç duyuyorlar. Evet, biz buna şey diyoruz, kendi hipotezine aşık olmak diyoruz. Kendi hipotezine aşık olarak yola çıktığında, örneğin C vitamininin aşığıyım. Ve C vitamininin işe yaramasını istiyorum. C vitamininin işe yaramasını, hatta COVID'e de iyi gelmesini, işte hatta diyete iyi gelmesini, sağlığa iyi gelmesini, zayıflatmasını vesaire bulmak istiyorum. Şimdi öyle bir yayın dünyası var ki ben bunu araştırsam 15-20 tane makale arka arkaya size sıralayabilirim. Ya da başka bir şey, ben veganım ve ben değilim de şimdi temsil olarak söylüyorum. Veganım ve bütün dünyada vegan olmasını istiyorum ve bunun et yemenin gerçekten korkunç bir suç olduğunu hissediyorum. Ve şunu söylüyorum, nasıl 100 sene önce kölecilere biz bakıyorsak bize de 100 sene sonra böyle bakacaklar. Bu insanlar nasıl bunu yapıyorlarmış diyecekler diyen bir araştırmacı. Ve hipotezim de şu, insan zaten, inandığım dünya görüşü de şu, insan zaten hayvan etini zorunluluktan yemiş tarih boyunca. İşte evrimsel köklerimize baktığımızda, tekrar ediyorum, bir hocanın ağzından konuşuyorum, hayali bir hocanın ağzından konuşuyorum. Ve hayvansal beslenmenin, hayvansal ürünlerle beslenmenin inanılmaz vücuda da zararlı olduğu ile ilgili hipotezlerim var. Bu konuyla ilgili inanılmaz çalışmalar yapılmış. Ve bu çalışmalardan da çok güzel bir şekilde size bir seçki sunabilirim. Bu seçkilerde şey yapar, hayvansal ürünlerle beslendiğinizde bedende inflamasyon ortaya çıkar, şunlar ortaya çıkar, şu problemleri yaşarsanız kanser riskiniz artar falan diye arka arkaya size 35 tane yayın koyabilirim. Ama hem kendi hipotezime aşık olmam nedeniyle hem de topluma mesaj verme kaygım nedeniyle ben yapılmış bütün araştırmalarda işime gelmeyen araştırmaları şeffaf bir şekilde raporlayacak durumda değilim burada. Çünkü bir tarafım. Şöyle anlıyorum buna. Mesela diyelim ki ben bir sebepten ötürü kırmızı araçlardan huzursuz oluyorum. Öyle bir travmam var ve bu konuyla ilgili de bir çalışma yapasım ve kırmızı araçın ne kadar tehlikeli olduğunu belgeleyesim var. Evet. Şimdi ben bir sebepten ötürü kırmızı, yani birçok kaza alıyor, kazaların sonuçları oluyor. Ama ben bu yanlılık ile kırmızı araçların karıştığı kazaları daha çok raporluyor. Diğerlerini görmezden geliyorsam sonuç olarak öyle bir seçki sunabilirim ki delilleri, sadece oradaki delilleri toplayarak gören kişi ya kırmızı araca binmek gerçekten akıl alır bir şey değil, dünyanın en tehlikeli şeyi gibi bir hisse kapılabilir. Çünkü ben bu bana kalsa şöyle oluyor, bazen bilinç dışı olabileceğini de düşünüyorum bazen. Yani iyi niyetimle diyeyim. Ama çoğu zaman da son derece bilinçli olarak da olabiliyor. O hipotezi doğrulayınca yani bu aslında siyasi olmayan ama ideolojik bir tutum gibi. Doğru. Şuncuyum, buncuyum, ben kırmızıcı değil beyazcıyım daki gibi partizan bir tutumun sonucu diye anlıyorum bu çıktıları. Benzer bir partizanca tutumu şöyle söyleyebilirim. Hepimizin tarafı olduğu bir alan var. Bu tarafı olduğu alan ne? Aslında davranışçılık. Biz hepimiz şuna inanmak istiyoruz.
Bir insan hangi topraklarda doğarsa doğsun, hangi aileden doğarsa doğsun, iyi bir eğitim alırsa, doğru koşullarda davranılırsa onu biz aslında mükemmel birer birey haline getirebiliriz. Davranışçılığın temel bakış açısı bu. Yani nasıl doğduğundan ziyade onu nasıl büyüttüğümüz önemlidir. Ve hepimiz de buna inanmak isteriz. Demokratik olan da budur zaten. Eşit, daha dünya adalet algımıza daha faydalı gösterecek şey de budur. Biz bazı insanların diğerlerinden daha üstün doğduğuna çok fazla inanmak istemeyiz. Ama kendi çocuğumuz olunca diğerlerinden çok daha üstün olduğuna inanmak isteriz. Bir de öyle bir şeyimiz var. Yani dünya görüşümüzde insanların mümkün olduğu eşit olduğuna inanmak istiyoruz. Ama bizden birisi olunca da mümkün olduğu üstün doğmuş olsun istiyoruz. Davranışçılıkla ilgili 1960'lardan sonra inanılmaz kuvvetlenen literatür doğuştan getirdiğimiz özelliklerin önüne koskocaman bir set geçmiş. Ve bunu savunanlar, ırkçılıkla suçlananlar olmuş, odaları basılanlar olmuş. İşte ne bileyim, ırklarla ilgili işte eğitim farklılıkları, zeka farklılıkları falan gibi hipotezleri ortaya koyan hocaların, ki bazıları da gerçekten elle tutulur adamlar değil, tamamen bir kenara koyuyorum, inanılmaz büyük baskı görmüşler. Ve bu sosyal baskı altında hep beraber şuna inanmışız. Doğuştan getirdiğimiz şeyler elbette ki vardır ama bunlar temayüllerdir, eğilimlerdir. Sonradan yapılan şeyler bunlar çok daha önemlidir. Yani nature or nurture tartışmasında nature'ın üstünü biz kocaman çizmişiz. Çünkü nature'ın üstüne gitmeye başladığımızda belirli bir bölgede doğan insanların, belirli ailede doğan insanların, belirli coğrafyada doğan insanların, belirli milletlerde doğan insanların diğerlerine göre bazı özelliklerin daha iyi olabileceğini savunma ihtimalimiz ortaya çıkıyor. Ve bu çok riskli bir durum. Burada politik doğru olan tavır bu konuyu çalışmamak ve bu konudan bahsetmemek. Ve burada da hipotezine aşık olmaktan daha da sert bir şey var. Karşı hipotezden nefret etmek de var. Karşı hipotezden nefret ettiğin için de bu sefer bilim insanı olarak şunu mu yapıyorsun? Ben hakikatin peşinde miyim? Saf bir hakikatin peşinde miyim? Yoksa inandığım dünya görüşünün altını mı çizmek istiyorum? Thomas Kuhn bunu çok güzel analiz etmiş aslında. Yani demiş ki bilim dediğimiz şey aslında çok temel kapsamıyla iki türlüdür. Bir tanesi bir paradigma ortaya çıkar ve o paradigma kendi kendini üretir. Etrafında sürekli o tarz çalışmalar yapılır, birbirini besler, kuvvetlendirir. Buna normal bilim diyor. Bir de bu paradigma bazı problemleri çözememeye, bazı verileri gözden kaçırmak zorunda kalmaya başladığından beri o problemleri çözemediği için yeni bir paradigma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Ve birisi de bu paradigmayı ortaya atıyor. Diyor ki ya buradan da bakabiliriz, aslında şu bakış açısında şöyle bir eksiklik var. Gelin bu çalışmaları böyle yapalım. İlk başta kimse bunu baş tacı etmiyor. Özellikle de sosyal bilimlerde. Ve dergilere makaleni gönderiyorsun, yayınlanmıyor. Üniversitede sana kadro tahsis edilmiyor. Kongrelerde ya savunamıyorsun ya da savunursan dalga geçiyorsun. Tabii. Ekoleşme. Ama bir süre sonra bu sefer bunlar kendi aralarında örgütlenmeye başlıyorlar. Kendi dergilerini çıkarıyorlar, hatta kendi üniversitelerini kuruyorlar. O bakış açısını üreten bilim yapmaya başlıyorlar. Başlangıçta devrimci bilim yaparken bir süre sonra normal bilim yapmaya başlıyorlar. Bu sefer de bunlar birbirlerini beslemeye başlıyorlar. İşte bu sosyal bilimlerde yaşadığımız şey, kimya alanında yaşamamız biraz daha zor. Fizik alanında yaşamamız biraz daha zor. 20. yüzyılın başında bu ekoller yine ortaya çıkmış. Hatta bugün bile şey var mesela, sicim kuramı var. Hiçbir şekilde yanlışlanamayan bir kuram. Doğrulayamıyorsun da yanlışlayamıyorsun da. O yüzden felsefeyle flört eder halde şu an fizik bilimi. Ama yine de beşeri bilimlerde paradigma daha bir değişebiliyor. Doğa bilimlerinde de değişebiliyor elbette, fiziğin bir takım aşamaları var. Ama beşeri bilimlerde olduğu gibi o kadar sık değişmesi de mümkün değil. Somut bir zemine dayanıyor çünkü, hani yorumdan ziyade zemine dayandığı için. O yüzden de sosyolojide, psikolojide vesaire paradigma doğa bilimlerine göre çok daha hızlı biçimde değişebiliyor galiba. Peki tıpta nasıl hocam, ben sana sorayım. Yani tıpta, tıbbın genelini, işin bir şu boyutu var. Tıp bir bilim midir konusu var. Tıbbi bilimler diye bir başlık var çünkü. Tıp aslında bir praksis, bir zanaattir tıp. Yani bir uygulama biçimidir. Yani çok iyi hekim vardır,
ve bu çok iyi hekimler temel bir eğitim aldıktan sonra şimdiki teknik imkanlar olmayı versin de hani bir işte kendi tıp pratiği içerisinde çok iyi hekimlik yapan, çok iyi gözlem yapan, çok iyi muayene metotlarında çok ustalaşmış. Çünkü ustalaşmayı gerektirir. O bir praksis olduğu için bir taraftan da. O yüzden mesela usta çırak ilişkisinde barındıran bir yapısı var mecburen tıp eğitiminin. Yani çok teknolojik ve tarafları var. Hı hı. Pek çok bilimden besleniyor. Öyle bakınca çok daha bireysel bir şekilde ilerlenirmiş gibi duruluyor ama pek çok tıp branşında bayağı askeriye de olmayan hiyerarşik bir yapılanma, çok sert bir ast üst ilişkisi vesaire olabiliyor. Dolayısıyla tıp aslında praksis ve bir zanaat. Ama elbette bazı bilimlere dayanan bir zanaat. Yani bunların arasında en temel olarak biyoloji var tabii ki. Şimdi bu praksisin paradigması değişiyor mu diye soracak olursam, bir praksisin paradigması nasıl değişir? Orada en yanıtlayabileceğim şey sana şu olur. Hasta hekim ilişkisi de paradigma değişiklikleri oluyor. Bu çok önemli bir çıktısı. Yani bu hasta hekim ilişkisinde bazen paternalistik yaklaşım diye de tabir edilen, hekim buyuruyor, hastaya razı geliyor. Mesela hastaneden kaçmak diye bir şey vardı eskiden. Şimdi kulağa ne kadar absürt geliyor değil mi? Hani hastaneden kaçmak ne demek? Yani kendisine önerilen bir tedaviyi kabul etmeyebilir bir insan falan. Ama önceden öyle değildi işte. Yani kaçarak insanlar, o kadar o ilişkilenme biçimi o kadar garipti ki hekimle, ya da buradan bakınca garip görünüyordu ki, hekim buyuruyordu böyle yapacağız sana, ameliyat edeceğiz seni falan diye. Hasta da kaçıyordu şeklinde. Yani ameliyat olmazsam diğer opsiyonlarım nelerdir sorusu yok. Ne demek ameliyat olmazsam gibi. Bu yani çünkü uygulama alanında bu ekoller çok değişiyor ama kök neden temel bilgiler bu kadar çok değişmiyor. Dışarıdan gözlemimi söylüyorum. Diyet alanında sürekli bir değişiyor mesela. Sürekli bir güncelleme var. Paradigma değişiyor mu bilmiyorum. Her şey çok değişiyor da hani paradigma değişimi biraz daha... Paradigma da değişti abi. Nasıl? Ben canlı canlı şahidi oldum. Düşük kalorili beslenme paradigmasından şey paradigmasına geçildi. Glisemik endeksi yükseltmeyen beslenme paradigmasına geçildi. Bu büyük bir paradigma değişikliği. Ya da yağsız beslenme paradigmasında her şeyin yağsızı çıkartıldı. 1980'lerde, 90'larda herkes her şeyi yağsız yemeye çalışıyordu. Tabii. Bugün şekersiz ve karbonhidratsız paradigmaya geçildi. Evet. Ve bütün doktorlar, yani doktorların hastalarına tavsiyeleri çok net bir şekilde değişti burada. Başka bir paradigma değişikliği daha söyleyeyim. Eskiden doktorlar derdi ki sabah kalkar kalkmaz güzel bir kahvaltı et. Şimdi aralıklı oruç çıktı ve şeker hastalığı dair pek çok şeye faydası ortaya konuyor. Ve 10 sene önce hiç kimsenin, hiçbir doktorun vermediği bir tavsiyeyi, aç kal tavsiyesini tam şu an doktorlar veriyor. Önceden öyle. Veya Allah sık sık ye. İşte bir grup sonra gördük ki o böbreği aslında çok yoruyor. Bu paradigmayı değiştirmemiz lazım. Mesela en dışarıdan gözlemleyebildiğim en net paradigma değişikliği bu. Mesela kalp damar cerrahisinde bu yaşanmış mıdır, nasıl yaşanmış mıdır falan tamamen bilmediğimiz alanlar. Orada şey söyleyebilirim, çok kaba taslak şey söyleyebilirim. Yani cerrahilerde olan şey, sürekli olan bir devinim halinde durmaksızın olan şey mesela cerrahiyi azaltmak. Paradoksal bir şey ama cerrahinin amacını kendini bitirmek gibi bir durum. Daha doğrusu cerrahi olarak kabul edilen o durumun cerrahi bir müdahale olmadan tedavisini sağlamak gibi. Benim bir arkadaşım genel cerrah, tezini işte bu apandisiti ameliyat yapmadan antibiyotik kombinasyonlarıyla geçirebilir miyiz diye deneysel bir hayvan modeliyle yaptı. Geçiyor hakikaten diye göstermişti o zaman. Dolayısıyla giderek yani önce daha küçük cerrahiler, o insizyon kesi yerinin daha da küçülmesi, işte endoskopik iyice küçültün, küçük bir delikle içeri girip oradan yapalımlara giden şey. Şimdi hiç yapmadan olur mu acaba'ya doğru gidiyor. Ama bu bir paradigma değişimi gibi değil de hocam şey gibi geliyor bana. Mesela robotik cerrahi ciddi bir paradigma değişimi sayılabilir yaygınlaşırsa eğer. Onun haricinde de bu nanobotlar falan olursa, yani cerrah bir enjektörle hastaya işte cerrahi yapacak o küçük robotları enjekte edip daha çok onun yazılımı ile
ne ameliyatı yapacağını programlayan bir cerrah olduğunu düşünelim mesela. Şimdi bizim bildiğimiz o cerrahtan çok farklı bir şey oldu ya bu. Hı hı. Çok ciddi bir paradigma değişimi olurmuş gibi geliyor bana. Ya aslında küçük bir kitabi düzeltme yapmam lazım. Hem kendi söylediklerimi hem senin söylediklerini. Bu söylediklerin paradigma değişimi gibi değil abi. Neyi kastediyorum? Cerrahi bir müdahalede damarın içine işte ne bileyim balonla patlatıyorsan ama artık bunu yapmayıp içeriden bir robot sokuyorsan bu paradigma değişimi değil, bu yöntem değişimi. Paradigma değişimi şu abi, eskiden biz damarın içini çözmeye çalışıyorduk. Şimdi damarın çeperini çözmeye çalışıyoruz dediğimizde o paradigma değişimi. Evet, mesele damarda değilmiş falan gibi. Mesele damarda değilmiş demeye başladığımızda doğru, paradigma doğru. Değişimi bu. Doğru. Belki beyinde bu en az hakim olduğumuz alanlardan biri yani belki. Ben sana söyleyeyim. O zaman şöyle, hani bu doğru, paradigma değişimi, hani konuyu nasıl kavradığımızın değişmesi evet. Aslında. Ve oradaki temel önermemizin bambaşka bir şey olması. Evet. Yani bu paradigma değişimi diyorsan, yani mikrobun keşfi dan beri çok ciddi bir paradigma. Yani şu Fatih Hoca'nın konuları onlar. Dolaşım, küçük dolaşım ve büyük dolaşımın tanımlanması mesela. Dolaşım sisteminin bulunması aslında görece yeni sayılabilecek bir şey. Yani 200-300 yılı var diye biliyorum kabataslak. Ya da bir mikrobun görülmesi. Önceden anlaşılamıyordu hani ne oluyor, nasıl oluyor kısmı. Böyle gözle görülemeyen küçük canlılar vesaire. Dolayısıyla bunlar paradigma değişimi olabilir ama bunları da şimdi tahlil edin. Yani 150 yıldır, 200 yıldır paradigma değişmiyormuş gibi bir yerdeyiz gibi görünüyor böyle bakacak olursak. Çünkü hani EKG yani elektriksel aktivite falan dediğimizde hani bu kasların kasılmasını sağlayan sinir iletim bir elektriksel aktivitedir. Ve kas kasılınca da bir elektriksel aktivite üretir. Kalpte de benzer bir işte ritim sağlayan bir odak vardır falan. Bunlar da öyle yani 152 minimum 200 yıllık şeyler diye kabataslak söyleyebilirim. Senin alanında çok sert paradigma değişiklikleri var ama. Lobotomi yapıyormuş abi senin meslektaşların. Ama daha adı büyük şimdi şey, o da pratik yani makasla şu devreyi kesme. Yani şey yani o şey değil o paradigma değişimi sayamayacağız değil şimdi onu. Çünkü praksis şimdi şöyle o lobotomi yöntemi ile aslında elde etmeyi amaçladığı şeyi elde ediyor. Ama o kadar yıkıcı bir şekilde elde ediyor ki yani şimdi baktığımız yerden o yapılır mı ya diyoruz yani hani ve başka alternatif ilaç vesaire falan da pek olmadığı için ortamda diyelim kendine ya da başkalarına kesintisiz biçimde zarar veren birisi var ve olmuyor hani durduramıyoruz. Şu olabilir mi? Bak paradigma değişikliği yine sizin alandan bulacağım. Çocukluğuna dönelim. Geçmişindeki şeyi tekrar yaşarsan sen katarsis olacaksın ve mesele çözülecek. O denli terk edilmesi bir paradigma değişikliği olabilir belki. Freud'un yaptığı tabii ki bir paradigma değişikliği mesela. Freud'un yani, terk edilmesi de bir paradigma değişikliği. Yani o sonra davranışçılıkta başka bir paradigma değişikliği olabilir. Ama o paradigma değişiklikleri de şunu söylemek lazım. Yani işte o, senin konun orası. O alana büsbütün tamamen mutlak bir şekilde hakim olan yani şimdi dolaşım sistemini kalp damar cerrahları, kardiyologlar tartışmıyorlar. Küçük dolaşım işte sağdan çıkar yok bence öyle değil falan. Hem psikiyatride ruh sağlığı alanında öyle değil konu. Yani ruh sağlığı alanında biri diyor ki işte birinin bir fobisi varsa bu onun sembolize ettiği çocukluk çağından gelen muhtemelen bilinç dışındaki bir durumdur. Beriki diyor ki hayır o bir koşullanma etkisi kim bilir ne bileyim işte kediden korkuyorsa bir kedi ona zarar vermediyse bile o kedi varlığında bir zarar görmüştür ve bir şekilde o koşullanma etkisi oluşturmuştur. Dolayısıyla bunlar birbirinin antitezi gibi neredeyse konumlanmış paradigmalar var. Yani bütün alanı kapsayan genel geçer biçimde kabul gören paradigma değişiklikleri olmuyor bunlar. Bir kısmı ayrılıyor şey gibi hani ruh sağlığı alanı da hani solun sorunu da bu zaten sürekli bölünüyor şeysi var ya fraksiyonlara ayrılıyor gibi fraksiyonlara ayrılıyor yani diğer pozitif bilimlerde olduğu gibi ha bulduk artık bulmuş gibi bir paradigma değişikliği olmuyor ruh sağlığı alanında.
Peki hepimiz COVID konusunda bilim okur yazarı adayı olduk abi. Bu konuda ne düşünüyorsun? Şöyle COVID'e gelelim ama gelmeden şu şeyi bir konuşalım mı? Biraz böyle belki akademik ya da üniversite öğrencileri için. Yani sen bir makaleyi nasıl okumasını tavsiye ediyorsun? Orayı bir tamamlayalım istedim çünkü. Tamam, doğru. Yani, başta orayı açtık sonra dağıldık. Şimdi bir akademik makale kitaptan farklı olarak şunu yapıyor. Yeni bir bilgi üretiyor. Yeni bilgi üretmesinde de tamamen şeffaf davranıyor. Umuyoruz ki. Akademisyenin kutsiyetini tamamen ortadan kaldırıyor. Yani bilmem neciler ve bilmem neciler, bilmem ne böyle demişti, bilmem ne böyle yorum yapmıştı. Bir kenara bırakıyor. O alanla ilgili kutsal şahıslardan arka arkaya bahsediyor. Bu böyle demişti, böyle demişti, böyle demişti, böyle demişti. Sonra kutsal şahsiyetleri bırakıyor, araştırmacılara geçiyor. Bu buna bakmıştı, bu yöntemle bakmıştı, bunu bulmuştu. Bu bunu bulmuştu, bu bunu bulmuştu, bu bulmuştu. Buysa bu taraftan bakmıştı ve bunu bulmuştu. Ama daha sonra da onun üzerine bayağı sert eleştiriler geldi ve o terk edildi falan gibi literatürün geçmişini bir koyuyor. Buna literatür tarama diyoruz. Yani bu alanda, bu araştırma sorusunda, araştırma sorumuz da şu olsun mesela, beslenmeyle kanser ilişkisi olsun. Ki bu kadar büyük bir araştırma sorusu olmaz. Bunu çok daha daraltmak gerekiyor. İşte sebze tüketimiyle bilmem ne prostat kanseri arasındaki ilişkinin güzel bir araştırma sorusu olabilir bu. Bu konudaki literatürden önce bahsediyor. Ben o çalışmalara baktığımda genellikle Hipokrat'la başlatıyorlar. Hipokrat bilmem ne iyi geldiğini söylemişti diye ilk atıfı Hipokrat'a yapıyor ve de öyle başlıyor. Pek çok yayın. Daha sonradan işte daha mümin akademisyenler mutlaka şeyde İbn-i Sina'dan işte oradakilerden falan bahsediyor. Sonra sadede geliyorlar bu konularda yapılan çalışmalar, akademik çalışmalar. Akademik çalışmaların hızlıca metod olarak üstünden geçiyorlar. Bu bunu bulmuş, böyle yapmış, böyle yapmıştı. Sonra peki ben ne yapacağım sorusuna cevap veriyor makale. Tamam onu diyecektim. Yani ben iki şey anlıyorum. Bir bu nedir? Hani beslenme nedir? Şu ana kadar nereye geldi? Ne yapacağım bir de niye yapıyorum? Sanki niye bu giriş yapıyorum? Yani diğerlerinin yapmadığı neyi yapacağım? Niye ihtiyaç var? Anlatmak için geliyor oraya kadar galiba. Evet. Bunu koyuyor. Buradan sonra da zaten hipotezini üretiyor. Yok yani şu alanda şöyle şöyle gözlemler var. Şöyle verilerle karşılaşıyoruz. Bu veriler, şu modeller bunu çözmüyor. Bu acaba buradan mıdır diye bir hipotez kuruyorum diyor. Evet. Benim burada hiç hoşlanmadığım bir şey var. Bu hipotez reddedildiğinde genellikle yayınlanmıyor. Aslında yayınlanması da lazım. O yüzden cesur önermeler, Popper'ın bahsettiği cesur önermelerden pek az yapıyoruz biz. Daha çok yayın odaklı çalışıyoruz ve tutacak önermeler yapmaya başlıyoruz. Aşikar önermeler yapmaya başlıyoruz. Bu da kendi içimizde küçük bir muhafazakarlığa yol açıyor aslında. Çok işlevci bakıyoruz. Yayınlanacak hipotez buluyoruz. Her neyse hipotezimi kuruyorum ve hipotezi kurduktan sonra metodumu kurmam lazım. Peki ben bunu nasıl ölçeceğim? Metodu da şeffaf bir şekilde herkese anlatıyorum. Şöyle bir davette bulundum. İşte 40 tane gönüllüyle yaptım. İşte 80 tanesi de şurada yaptım. Şu kadarı kadındı. Yaş grupları böyleydi. Şöyleydi, böyleydi. Bir kere sonra, bu insanları nasıl seçti? Bu insanları nasıl seçtim? Nereden buldun? Değil mi? Evet. Bütün ayrıntıları yani sorusu sorulabilecek olan bu kurguyu nasıl yaptım, bu metodu nasıl kurdumla ilgili bütün ayrıntılardan bahsediyorum. Daha sonra uyguladığım yöntemi anlatıyorum ve hipotezimi nasıl test edeceğimi söylüyorum. Diyorum ki şu grubu placebo grubu olarak atadım. Bunlara ilaç şeklinde şey verdim ama sadece içi boş bir şeydi. Onlar ilaç içtiklerini zannettiler. Onlarda da iyileşme oldu ama buradaki gerçek iyileşme ile placebo grubundaki iyileşme arasında anlamlı fark çıktı. Onun için de istatistiki testler var. T-testi yaptım, anlamlı fark çıktı gibi metodunu söylüyor. Sonra çıkan sonuçları mevcut literatürle bir karşılaştırıyor. Conclusion bölümünde, final bölümünde. Diyor ki ben burada bunu 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 buldum. Bu bulduğum şununla 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 uyumluydu. Şununla 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 şu açılardan farklı çıktı. Şunun da tamamen zıttı çıktı. Bunun muhtemel nedenleri de buydu, 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 buydu. Benden sonrakiler de şu yöntemle şuna bakabilir. Çünkü ben bu açıdan bakmadım.
En son vasiyetinde en son vasiyetinde yapıyor ve terk ediyor. Şimdi bu boydaki bir makale bütün bu yaptıklarımı anlatan bir çalışma 15-20 sayfayı bulabiliyor. Ve işin şöyle bir güzel kısmı var. Bütün bu makalelerin başında şu kadarlık bir özet bölümü var. Az önce konuştuğumuz her şeyi burada yazıyor. O yüzden siz sadece iyi bir bilim okur yazarıysanız sadece özet bölümleri okuyarak çok güzel bir literatür tarama yapabilirsiniz. Özet bölümünde çok şaşırdığınız bir bilgiyle karşılaştığınız ya kardeşim bu adam bunu nasıl ölçmüş dediğinizde o zaman derinlemesine gidiyorsun. Hatta bazen gittin diyorsun ki işte burada metot hatası yapmışlar bu nasıl yayınlanmış diyorsun. Sen de bir karşı çalışma yapıyorsun. Bilim de böyle ilerliyor aslında. Bir bu standart literatür araştırma çalışmaları bir de meta analizleri var. Meta analizde şu... Bir parantezi ben açayım mı müsaaden olursa. Şimdi orada aslında bu predatör dergicilik falan diye bir kavram var ya şimdi. Evet. Yani aslında akademisyenlerin kendi kariyerleri için makalelerini yayınlatmaya ihtiyaçları var. O zaman da bazı dergiler işte ver bana şu kadar para. Bu arada şey değil hani rüşvet vesaire gibi bir şey değil. Hı hı. Gayet hani legal olarak tanımlı bir durum. Makalenin şu kadar ücret karşılığı yayınlatırım. 3 ayda yayınlarım falan gibi vaatler geliyor. Sürekli spam mesaj geliyor böyle. Ha. Yo ama şöyle predatör dergi olmayan dergiler bazı dergiler de yapıyor böyle ücret. Hı-hı. Ya da şunu yapanlar var mesela senin dergini makaleni yayınlarım ama açık erişim olsun istiyorsan ki açık erişim olması demek evet. Çok daha fazla referans alması demek kolay erişilebilir olduğu için açık erişim olmasını istiyorsan şu kadar ücret ödemen lazım bana falan gibi. Bu son söylediğin etik. Bu son söylediğinde evet. Bir problem yok. Bence ama... hepsinde problem var da her neyse. Çünkü yani bir dergide ben şunu düşünüyorum. Yani bir dergide editörler gönüllü, hakemler gönüllü, yazarlar evet. Gönüllü. Ya hard copy matbaaya verme. Matbaaya verme. Lanet olsun. Yani şu dijital ortamda yayınla zaten 3-5 kuruş bir şey vardır. O çok kolay toparlanır. Elbette o dijitalin de bir maliyeti var ama yani ben bu makalenin ücretli olması, erişme kısmında ücretli olmasını gerçekten kabullenemiyorum bir türlü. Ama bu predatör dergiler herhangi bir kalite gözetmeksizin sadece o ücreti alabilmek için gelen her şeyi kabul ediyorlar. Böyle çok dalga geçen akademisyenler var. Yani böyle dalga geçmek için beni bu mail listenizden çıkarın diye yazıyı plot grafik şeklinde onu noktaları birleştirince beni mail listenizden çıkarın yazısı ortaya çıkıyor falan. Yani böyle saçma otokompletle cep telefonunda şey oluyor ya, mesaj yazarken otokomplet oluyor ya otokompletle evet. Makale yazan yani sonra ne gelecekse onu yazıyor ve saçma sapan bir metin ortaya çıkıyor doğal olarak. Yani adam astrofizik makalesi mesela. Astrofizik işte çok değişik bir işte akşam gelirken patates alayım falan böyle işte ne yazmışsa o zamana kadar otokompletle makale yazan. Bir felaketler şeyde oluyor abi daha çok kongrelerde oluyor. Evet. Kongre bayağı para, çoğu kongre para toplamacılık evet. Ve bahsettiğin hikayeyi de biliyorum. Hatta küfür ediyor orada cümlenin içinde bir meclisimizden çıkartın diye. Kongre. Kongrelerde inanılmaz kötü. Yani bu söylediğim predatör dergilerde en korkunçları bile yalandan da olsa iki tane hakeme gönderiyor. Ama kesin onun da iyice kötüleri vardır tabii ki. Ama burada şu da var. Alanın en iyi dergilerinde dahi yapılmış ve birbiriyle çelişen bir sürü çalışma da var. Peki biz gerçek bilgiye nasıl ulaşacağız? Gene eski yönteme mi döneceğiz? Bunları okuyup algılayan bir hoca efendiye mi soracağız? Hocam D vitamini alalım mı almayalım mı? Bir meta analiz konusuna girecektim. Ben orada böyle. Meta analizi de anlatayım sonra bu D vitamini mevzusuna geri döneceğim. Ben taktım oraya çünkü. meta analiz kısmı da şu. Yeşil biberle ya da ne bileyim sebzeyle beslenmenin prostat kanseriyle ilişkisiyle ilgili sonuç çıkartmak istiyorsun ve geçmişe yönelik çalışmalar yapıyorsun. Önce tarama yapıyorsun. Tarama yaparken de kriter veriyorsun. Diyorsun ki ilk 1500 dergideki bu konuyu da çalışmış bütün çalışmaları bir bulayım diyorsun. Bu çalışmaları buluyorsun
Ve bu çalışmalarda kullanılan datayı bazen sadece orada yazılanlarla, o metotta var, bazen de yazarlarından rica ederek data ile ilgili bazı ayrıntıları toplu bir data topluyorsun. O toplu datadan toplu bir analiz yapıyorsun. Bu da şeyi engelliyor. Farklı yerlerde yapılmış çalışmalardaki ufak tefek sapmaların problemini engelliyor ve genel bir teamül ortaya koyuyor. Yani 2000 tane çalışmadan, belki 1200 tane çalışmadan, belki 300 tane çalışmadan bir meta analiz yapıyorsun ve bu konudaki en güvenilir bilgiler aslında meta analizlerle ulaşılıyor. Bir de şöyle, meta analizin bir alameti farikası da bana kalsa o dışlama kriterleri oluyor. Çünkü bunların da belirli standartları var ama diyor ki mesela kontrol grubu yoksa almıyorum. Randomize değilse almıyorum. İşte gözlemsel çalışmayı almıyorum. Şimdi mesela biz dedik diyelim ki pırasa yemekle örneğin işte prostat kanserine karşı koruyucu mudur vesaire falan, ama öyle bir şey ortaya çıkıyor ki işte pırasa olmasın diyelim ya da her neyse, pırasa daha çok şu bölgede tüketiliyor ve o durumu ortaklaşa etkileyen karıştırıcı unsurlar devreye girebiliyor. Gözlemsel çalışmalarda ben bunları dışlıyorum deyince sadece en kaliteli çalışmaları dahil ettiği için ve o çalışmalardaki vaka sayısı ve bulunan fark büyüklüğü ile oranlayarak dahil ettiği için son sözü söylüyor gibi hissettiriyor bana meta analiz konusu. Peki bu durumda epey bir işte makalesi, kitabı, meta analizi falan derken alan dışından olanlar ne yapacaklar? Ben şimdi pırasa yersem prostat kanserine korunuyor muyum diye, hani tıp doktoru olmamış olsam ben öğrenemeyecek miyim? Ne düşünüyorsun o konuda? Ya öncelikle olaya doktorların gözünden bakıyorum. Onlar açısından oldukça sinir bozucu bir durum. Şimdi tanımladıkları Google hastası diye bir hasta tipi var. Haklı olarak da acayip rahatsız oluyorlar bu durumdan. Benim az önce söylediğim hasta tipi daha problemli. Bilimsel yayın okuyan, Lancet okuyan bir inşaat mühendisi mesela. Şimdi adamın kafası çalışıyor ama doktor değil. Lancet okur yazarı. Şimdi doktor açısından baktığımda birkaç versiyon var. İlki yayın, çok fazla yayın takip edemeyen yoğunluğu nedeniyle. Ama güncel yayınlardan işte karşısındaki tarafından haberdar edilen bir doktorun durumu pek rahat edeceği bir durum değil. İkincisi, gerçekten alana hakim, binlerce makale okumuş ki çoğunluğun böyle olduğunu düşünüyoruz, ümit ediyoruz. Ama bir tane önüne düşen makaleye tıklayıp aa bilmem ne kötü geliyormuş diye ukalalık eden adam profili de var. Bu ikincisinin gerçekleşme ihtimali çok daha yüksek maalesef. Ama bu sefer de şunu mu yapacağız? Biz bu alanı tamamen doktorlara bırakalım. Ya da bir akademik çalışmayı ile ilgili makaleyi işgüzarlık edip kimse okumasın. Bırakın bunu doktorlar okusun. Onlar zaten size en iyi tedavi yöntemini uygular. Burada bazen kendi kaderimizle baş başa bırakılmışız gibi hissediyorum. Ben hasta tarafından bakıyorum şu anda. Daha basit vakalarda, ki az önce ucundan değindiğim D vitamini kullanalım mı kullanmayalım mı tarzı basit sorularda bile ortadan çatladanak ikiye ayrılmış iki farklı doktor grubuyla karşı karşıyayız. Şimdi burada şöyle yaklaşmak lazım olaya. En azından ben bunu böyle yapıyorum. Gerçekten saf hakikati kim merak ediyor ve saf hakikat mi bu kişinin derdi? Yoksa arkasında başka bir gündem var mı? Neyi kastediyorum o gündemden? Doktor bana bir şey söylerken ya da televizyonda konuşurken acaba alttan alta şundan kaygılanıyor mu? Ya bu adam ilaç lobisini mi temsil ediyor diye suçlanmaktan korkarak mı konuşuyor? Ve bunu hissedebildiğimizi düşünüyorum ben izleyicileri olarak. Bu doktorlar şunu söylüyor. Burası güneş ülkesi canım, burada D vitamini kullanmaya ne gerek var dediğinde aslında halktan büyük bir alkış toplamış oluyor. Ve bana biraz popülizm yapılıyor gibi geliyor burada. Hocam orada bak, sözünü keseceğim de çok, evet. Yani konuya provoke edici konulara giriyorsun. Dayanamadım. Yok, şu açıdan provoke edici. Mesela buradaki bu şey bahsettiğim, burası güneş ülkesi
önermesinin bu kadar coşkuyla karşılanmasının nedeni aslında orada bir tür üstünlük hissediliyor olması gibi geliyor bana. Yani bu Covid'le ilgili de Türklerine yani o cennet vatanımız falan hani şeklinde. Yani bu Covid'le ilgili de şey de vardı ya, hatırlarsan Türk geni bize bir şey olmayacak falan önermeleri de vardı ya mesela, orada da bir o anksiyetenin yatıştırılmasına yardımcı olduğu için çok hoşuna gitti insanların. Ama ikincisi Türk geni, yani çok orada yine bir tür üstünlük, ne kadar kaliteli genlerimiz var. Bunlar o sarı çipil işte Asyalıları ya da bilmem kimleri etkiler, bize bir şey yapmaz, bizim genler kaliteli gibi bir alt metin okudu insanlar. Yani ya, bunu söyleyenler öyle söyledi ya da söylemiyor. Kesinlikle var ama bence şu da çok yaygın. Sağlığına dikkat edip bilmem kaç bin lira sağlık harcaması yapan, kötü doktorlar tarafından yönlendirilen hastalık hastaları varken ben doğadan bunu hem bedava hem de daha vücuduma daha az zarar vererek alabiliyorum mesajı alan ve bu mesajı almaktan hoşlanan dinleyiciler çok korkunç ve akademik hatalar yaptı. Benim gibi alan dışından birisi tarafından dahi çok kolay tespit edilebilen doktorları çok ünlü yaptı. Doğalcı oldukları için. Ve bir süre sonra bu insanların bazıları aşıya karşı çıktılar. Bu doktorların bazıları. O da doğaldı. Bizim geriye gittik yani. Tabii. Buradaki ideoloji ne? Doğa bize en iyi şeyi veriyor. Allah bize en iyisini veriyor. Derdi veren dermanı da veriyor. Doğada var zaten bu. İlaç içerek aslında kandırılıyorsunuz. İşte D vitamini fısfısı sıkarak aslında boşa para harcıyorsunuz. Bu ideolojinin karşılığı çok fazla. Yani Türk'üz ve bu en güzel coğrafyada yaşıyoruz'un da karşılığı çok var. Ama bu ilk söylediğimin karşılığı çok daha fazla var. Birkaç kamplaşma birden var çünkü. Doğalcılık ayrı bir kamplaşma. Sağlığımı ben bir şirkete emanet etmiyorum ayrı bir kamplaşma. Ve bu ikisi bir yerde buluşabiliyor. Evet. Şöyle, şimdi hani elbette bu şeyi hatırlatmış oldum. Bu D vitamini örnek olsun diye üzerinde hani güzel bir örnek olduğu için konuştuğumuz bir şey. Kullanın evet, bu arada. Sen doktorsun söyle. Kullanın ya da kullan. Mesela ben bile şeydeyim yani, ne bileyim yani dahiliyeciler falan bilir o konuları şeklinde bir yerdeyim. Ama konuyu çok güzel anlatıyor bence. Tam da bir taraftan bir komplocu yani. Evet. Bunların hepsi tamamı komplo ya bir taraftan. Yani doğada varken ilaç firması kazansın diye işte size bu söyleniyor. Mesela bu bir komplo arkasında işte aşıyla ilgili. Şimdi bana da bazen yöneldiği oluyor. Ya ben serbest hekim olarak çalışıyorum. Yani serbest hekim olarak çalışıyorum da ilaç falan da yazmıyorum. Yani muayenehanede reçetenin yerini kaybettiğim oluyor. Siz ilaç firmalarına işte... falan diye böyle iddialar falan geldiği de oluyor gerçekten. Ama bu kamplaşmanın içerisinde yolunu bulabilmek gerçekten zor. Bir de bu yolu bulmak da önemli yani. Sağlıktan bahsediyoruz. Kendimizin, sevdiklerimizin, bedenimizden, sağlığımıza, ömrümüzden bahsediyoruz. Yani ya tamam orayı da anlamayı vereyim deyip geçilebilecek bir konu değil gibi. Tam da galiba bu yüzden aslında bu alan dışından o alanın literatürünü okumaya yönelik ihtiyaç, yayından önce konuşuyorduk ya, sayabildim benim yani sağlık, ruhsal ve bedensel sağlıkla ilgili olarak insanlar o alanda olmasalar da akademik literatürü az ya da çok okumaya çalışıyorlar. Bir de ona benzeyen deprem geliyor benim aklıma. Yani onun haricinde aslında insanlar ne bileyim işte zoolojiyle ilgili ya da maden mühendisliğiyle ilgili falan alandan olmamalarına rağmen bir şeyler okuma ihtiyacı böyle hissetmiyorlar ki deprem de yine ölüm kalım meselesi olduğu için, yoksa o tektonik dinamikler o kadar ilgimi çekiyor ki diye konuyla ilgilenmekten çok ölecek miyiz kalacak mıyız diye insanların ilgisini çekiyor. Şimdi dolayısıyla sağlıkla ilgili hem ruhsal ve bedensel sağlıkla ilgili insanların alandan olmasalar da, alandan derken yani doktor ya da sağlık çalışanı ya da psikolog vesaire olmasalar da bilimsel literatürünü okumaya çalıştıkları
bir alan var. Çok önemli olduğu için böyle yapma ihtiyacı hissediyorlar. Ama literatür tam bir labirent ve kaybolması çok kolay. Ve o zaman da yöneldiğimiz o uzmanlar bazen kendilerini başlıyor bu sefer. Kendilerini promote etmek için bir şekil, bir yanlı bir şekilde bir şeyleri sunabildikleri oluyor. Gerçekten böyle olunca karamsar bir tablo oldu galiba. Ama o zaman şey var, sıkça sorulmayan sorular programımız var. Hatırlatmış olalım. Tam da bunun için. Neyi biliyoruz, ne kadar biliyoruz. Çünkü sağlık haberciliği çok hızlı hızlı, bütün zamanın ruhu öyle ya Ata, yani her şey yes or no mu, hızlı hızlı söyle şeklindeyken, işte yenilmesi gereken 7 gıda, tüketilmemesi gereken 15 içecek, bilmem ne yapılması gereken 3 şey falan diye listeler, çünkü listeyi okuması da hızlı. Biz biraz da o yüzden böyle hızlı hızlı yapmıyoruz hiçbir işi ki bir açılımlayalım. Hani sağını solunu, çevresini, altyapısını, önünü arkasını bir tarif ederek bir şey sunalım diye. İkinci bir hatırlatma da şey olsun o zaman. Tam da işte buna benzer bir perspektifle SETO'nun bloğunu da yapmaya başladık. O da eli kulağında, yakında o da yayına geçer. Harika. Orada da yazılı olarak farklı boyutlarını da tarif ederek ve böyle kestirmeden şunu yap bunu yapma diye, hani buyurgan, böyle üstenci ama kolaycı bir tutumu da benimsemeyerek durumu tarif etmeye yönelik ama olabildiğince anlaşılır, en anlaşılır haliyle tarif etmeye yönelik bir içerik hazırlıyoruz. O da eli kulağındadır demiş olalım. O zaman şey, bir program daha yapalım çünkü Ata şey, konu döndü dolaştı, sağlık okuryazarlığına geldi de. Evet. Şimdi nasıl deprem oldukça deprem uzmanlığı ya da deprem okuryazarlığı artıyorsa, jeoloji okuryazarlığı artıyorsa, pandemi döneminde de sağlık okuryazarlığına ilgi çok arttı. Dolayısıyla belki biraz daha bu pandemi dönemindeki toplumsal psikoloji ve sağlık okuryazarlığı ve uzmanların tutumuyla ilgili biraz daha konuşmak fena olmaz gibi geldi bana. Çok güzel olur. Tamamdır. O zaman şimdilik veda etmiş olalım. Çok teşekkürler, zaman ayırdın. Görüşmek üzere. Bir yayında daha buluşmak üzere bu hafta Profesör Doktor Ata Özdemirci ile beraber bilim okuryazarlığı ve sağlık okuryazarlığı konularını konuştuk. Pandemiyle ilgili de konuşacağız diye umuyorum. Haftaya görüşmek üzere.